Mutlu akşamlar diliyoruz. STV Ana Haber'de günün ve gündemin getirdiği başlıklarla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Eskişehir'de Yeni Doğan Mahallesi'nde bir apartman görevlisinde koronavirüs çıkması nedeniyle sorumlu olduğu 2 binadaki apartman sakinleri 14 gün boyunca karantinaya alındı. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı. Yeni Doğan Mahallesi'nde bir apartmanda görevli olan Mehmet Şenel ateşinin çıkması üzerine şüphelenerek hastaneye başvurdu. Yapılan testin sonucu ise pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Şenel'in sorumlu olduğu iki apartmanın sakinleri de 14 gün boyunca bulundukları binadan ayrılamayacak. Yeni Doğan Mahallesi'ndeki bir apartman görevlisinde koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle apartman sakinleri 14 gün boyunca karantina altına alındı. Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler, binadaki apartman sakinlerine bu süreçte yapmaları gereken ve dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ise test yapıldı. Apartmandakilerin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Ayrıca binalar Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Polis bariyerleriyle çevrilen apartman çevresinde ekipler 14 gün boyunca 7/24 nöbet tutacak. Efendim, 31 ilde 15 günlük periyotlarla uzatılan giriş ve çıkış kısıtlaması bir gün daha uzatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar devam ederken yeni bir açıklama paylaşıldı. 31 ile getirilen giriş çıkış kısıtlamaları 3 Mayıs saat 24'te sona eriyordu. Fakat yapılan son açıklamayla giriş çıkışlar bir gün daha uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı ifadeleri yer aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol noktalarında denetimler devam etti. Polis ve bekçiler kentin dört bir yanında görevini icra ederken Trafik Şube Müdürlüğü'nün göz bebeği kadın polisleri de sürücüleri denetimden geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 ila 3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşların evlerinde zaman geçirdiği bu günlerde cadde ve sokaklar boş kalsa da polis ve bekçiler kentin dört bir yanındaki kavşak ve yollarda görev yapıyor. Tamam, devam edebilirsiniz. Trafik Şube Müdürlüğü'nün göz bebeği kadınlar da görevlerini başarılı bir şekilde ifade ediyor. Görev başındaki 10 kadın polis sokak ve caddelerde araç sürücülerini durdurarak sokağa çıkma izni belgelerinin yanı sıra ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolü yapıyor. Uygulamalarda durdurulan sürücüler kadın polislere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sokağa çıkma yasağı saat 24 itibariyle sona eriyor ve yasağın son günü Eskişehir'in cadde ve sokakları yine sessizdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha sonra kapsam genişletildiği hafta sonları görevliler dışındaki tüm vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama 1 Mayıs'ta başladı ve kısıtlamanın son günü olan pazar günü ise Eskişehir sokakları yine boş kaldı. İçişleri Bakanlığı 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Bu kapsamda kısıtlamanın son gününde Eskişehir sokakları yine boş kaldı. Evet, hafta sonları sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Ramazan bayramına kadar da bu şekilde devam edecek. Her ne kadar yasak olsa da sokak hayvanları görevliler tarafından hiçbir şekilde yalnız bırakılmıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması sokaktaki canları unutturmadı.
Vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle aç kalacağı yönünde tedirginlik duyulan sokaktaki dostlarımız unutulmuyor. Kısıtlamadan muaf tutulan güvenlik görevlileri vilayet meydanında bulunan güvercinleri besleyerek karınlarını doyuruyor. Onlar sokaktaki canların yanından bir an olsun ayrılmıyor. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, salgından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi. Bingöl, milletin ciddi bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek yapılması gerekenler hakkında hükümet yetkililerine çağrıda bulundu. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl yaptığı yazılı açıklamada ilk olarak 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle basın mensuplarının gününü kutladı. Ardından salgından dolayı ülkenin zor günlerden geçtiğini kaydetti. Salgın ve ekonomik sorunlardan herkes ve her kesimin etkilendiğini belirten Bingöl, bu dönemde aklı selimle hareket etmek, problemleri çözmek, ülke insanını rahatlatmak için gerekenlerin yapılması öncelikken, çatışmacı, ayrıştırıcı bir siyaset dili kimseye fayda sağlamaz, kaybeden ülke insanı ve ülkemiz olur dedi. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bu dönemin heba edilmemesi bir zorunluluktur diyen Bingöl, şu an en ciddi problemimiz ekonomide gözüküyor. Salgın sebebiyle iş yerlerinin büyük bir kısmı kapandı. İş yerlerini açamayan esnaflarımız var. İşsizlik ordusu ve mağduriyet yaşayan her kesim için açıklanan 100 milyarlık kaynak paketi yetersizdir. Mutlaka ve acilen Merkez Bankası'nın tüm enstrümanları devreye sokularak en az 600-700 milyarlık bir paket adil olarak bu kesimler için kullanılmalı. Ayrıca bu dönemde tasarruf tedbirleri uygulanmalı, lüks makam araçları satılmalı, 2-3 maaş alan bürokratların maaşları asgariye indirilmeli, saray inşaatlarından vazgeçilmelidir ifadelerini kullandı. Bingöl, iktidarlar kendileri için değil milleti için var olmalıdır diyerek sözlerine son verdi. Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayı süresince oruç tutan vatandaşların coşkusunu paylaşarak geleneksel Ramazan davulu ve manilerle evlere konuk oluyor. Ramazan merhaba, bizlere verdin safa. Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği uygulamayla vatandaşların Ramazan sevincine ortak oluyor. Esmeneyle çıktım yola, selam verdim sağa sola. Tepebaşı Belediyesi her gün ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra evlerinde izolasyon halinde bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ederken ilçe genelinde ilaçlama, temizlik, sokak hayvanlarının beslenmesi gibi faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Tepebaşı Belediyesi, Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan davul ve maniler eşliğinde sahura uyanma geleneği konusunda uygulamayı gerçekleştiriyor. Ekipler sahur vaktinde ses sistemleri kurulan araçlarla vatandaşları sahur için uyandırıyor. Ramazan davuluna eşlik eden geleneksel Ramazan manileri de eskişehirlilerden beğeni topluyor. Bizlere verdin safa, Rabbimize hamdolsun, her nefeste bin defa. Sokaklarında ekipleri gören vatandaşlar, evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkarak, alkışlarla verilen hizmetten duydukları memnuniyetlerini ifade ediyor. Benim ağlarım, Ramazanınız mübarek ola. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Ramazan geleneklerinin unutulmaması için gerçekleştirilen çalışmanın Ramazan süresince devam edeceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan çobanlar üretimin devamı için hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında bazı meslek gruplarındaki vatandaşlar, hizmetlerin ve üretimin devamının sağlanması için kısıtlamanın dışında kalıyor. Tarımsal üretimin devamlılığı için kısıtlama dışında bırakılan mesleklerden birisi de çobanlık. Besi hayvanlarının sağlığı ve üretimin sürdürülebilmesi için çobanlar, işlerini gayretli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
Eskişehir'in Muttalıp mahallesinde ikamet eden çoban Hasan Hüseyin Oruç da mesleğini canla başla sürdüren vatandaşlardan birisi. Hayvanları otlatıyor, gününün neredeyse yarısı kırsalda geçiyor. Kalabalık ortamlar tehlikeli yani, sıkıntı. Günde 8-10 saatimiz geçiyor kırsal bölgede. Çiftçisi dahil, hayvancısı dahil öyle geçiyor günlerimiz. Hasan Hüseyin Oruç şehir merkezlerinden uzakta açık alanlarda yaşadıkları için koronavirüsün kendilerini etkilemeyeceğini öne sürüyor. Korona bizi etkilemiyor. Korona kalabalık ortamda. Biz insanlardan uzakız, doğadayız. Yani piyasadan uzakız. Çoban Oruç yine de temkinli olduklarını söylüyor ve bilhassa tüm hayvanların bugünlerde daha fazla düşünülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Korona olsa da bu hayvan dışarıya çıkmak zorunda. Çıkmasa da olmaz. Sadece bizim koyunumuz değil. Dışarıda aç kedi köpekler var. Bunları da düşünmek lazım. Her gün yem atılan güvercinler var. Bunlar da aç, susuz. Yani vatandaşlarımız biraz tepkinli bir şekilde hayvanlara bakması lazım. Mecbur çıkmasan olmuyor. Şimdi bu hayvan aç, susuz olmaz yani. Mecbur çıkacak. Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamıyla Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi'ndeki iki sokakta bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde korona alarmı verildi. Şehitler ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı vatandaşların test sonucu pozitif çıkınca ilçe Hıfzı Sıha Kurulu harekete geçti ve söz konusu mahallelerle ilgili karar alındı. Kıymetli Hisarcık halkı, kurallara ve tedbirlere uymayanlar hakkında ceza işlem uygulanacaktır. Kütahya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121 sokakta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir denildi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından başta evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere sağlık çalışanlarına ve emniyet ekiplerine ücretsiz sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale gelen iftar yemekleri bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle uygulanamadı. Afyonkarahisar'da belediye görevlileri de sosyal tesislerde hazırladıkları yemekleri evinden çıkamayan vatandaşlara götürüyor. Günde 350 kişiye sıcak yemek pişirmek için belediye yemekhanesinde hummalı bir çalışma sergileniyor. Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlusu Ömer Söğüt, tüm hijyen kurallarına ve sağlık tedbirlerine uyarak çalışma yaptıklarını ifade etti. Ayrıca sıcak yemekleri evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, emniyet mensuplarına ve 112 çağrı merkezinde bulunan sağlık çalışanlarına günlük olarak verildiğini kaydetti. Koronavirüsten dolayı geçtiğimiz yıllardaki iftar çadırlarını faydalandıramıyoruz vatandaşlarımıza. Ama belediye başkanımız Mehmet Seybi'nin talimatları üzerine evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza, ihtiyaç sahiplerine, emniyet mensubuna ve 112 acil çağrı merkezinde bulunan çalışma arkadaşlarımıza burada görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz çıkıyor. Takriben 300-350 kişilik bir yemeğimiz var ve kapılarına, evlerine, iş yerlerine götürerek servis ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle hobilerde artış yaşanıyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ahşap oyma hat sanatçısı Mehmet Esen de özellikle bu süreçte sanat eserleriyle meşgul olmanın faydalı olacağını ifade ediyor. Mehmet Esen 60 yaşında. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 20 yıldır oymacılık sanatıyla ilgileniyor. Emekli olduktan sonra kendini ahşap hat sanatına adayan Esen, emeğini, yeteneğini ve sevgisini katarak birbirinden özel eserler ortaya çıkarıyor. Osmanlı döneminde yapılan camiler, mihrap, minberlerdeki, minber yazılandaki ahşap oyma işleri, bu tür oymacılığa başladım. Osmanlı'da neccar veya ahşap oyma denilen oyma işi. İskarpilyalarla elle ceviz ağacı üzerine oyularak yapılan. Ve ahşap oyma, ceviz, kestane, gül ağacı, armut,
bu tür sert ağaçlara yapılır. Şu anda da bizim yaptığımız gene aynen ceviz ağacı üzerinde elle, iskarple ile oyarak ahşap oyma işi. Ahşap has sanatçısı Mehmet Esen, koronavirüs sürecinde en güzel korunma yönteminin bu tür sanat eserleriyle meşgul olmak olduğunu ve bunun da faydalı olacağını ifade ediyor. Koronavirüs gibi bu tür olaylarda evde hapis kalmakla bu zaman geçmez. Ve bu dönemlerde zamanımız da bol, en güzel yapılabilecek işler. Mesela evde ebru, resim, far işler yapılabilir. Bu tür ahşap oyma işleri yapılabilir. Ve ahşap oyma sadece oymacılık değil. Bir yerde insana terapi yapıyor. Ve bunu oymaya başladığın anda kafada hiçbir şey kalmaz. Şurasını kaçırmayayım, burayı yamuk yapmayayım, şurayı şöyle olsun derken hiçbir düşünce kalmaz. İnsana terapi yapar, rahatlatır, kafayı dinlendirir. Bilecik'te bulunan Akkaya Şelalesi muhteşem manzarası ve doğasıyla göz kamaştırıyor. Bilecik'in saklı cenneti olarak öne çıkan bu doğal güzellik turizmcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Akkaya Şelalesi saklı cennet olarak adlandırılan bu şelale Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunuyor. Doğa harikasının yaşandığı, kuş sesleri arasında yeşilin her tonunun bulunduğu Akkaya Şelalesi, doğa severlerin ziyaret ettiği başlıca yerler arasında yer alıyor. Osmaneli'ye bağlı, Beravan köyüne bağlı, Beravan mevsimindeki şelale. Doğa harikası bir yer. Ziyaretçileri kendisine hayran bırakan şelale, son zamanlarda turizmcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü grubu üyelerinin görüntülediği Akkaya Şelalesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilecik'e giriş çıkışların kısıtlanmasıyla sessizliğe büründü. Yasakların kaldırılmasının ardından şelaleyi görmek için çok sayıda turistin ise bölgeye gelmesi bekleniyor. Akkaya Şelalesi ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak turizme açılması içinse doğa düşkünlerinin talepleri bulunuyor. Efendim, bu haberle birlikte hafta sonu bültenini noktalamış olduk. Yeni haftada tüm güzellikler sizlerle birlikte olsun. Görüşünceye dek esen kalın.